Kardelen TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Sağlık Olsun programında doçent doktor Metin Ekinci'yi ağırlayacağız. Bugün aslında göz hastalıklarına dair merak ettiklerimizi kendisine yönelteceğiz. Daha önceki programlarımızda bir göz hastalıklarına dair doktorumuzu ağırlamıştık. Merak ettiğimiz başka konuları sormuştuk. Ama bugün çok daha ayrıntılı ve aslında çok daha bilimsel kısmını Sayın Hocam'dan öğreniyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Kendinizden değerli izleyicilerimiz için biraz bahseder misiniz? Metin Ekinci, Doktor Metin Ekinci ben. Uludağ Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra Şirefveli Hastanesi'nde ihtisas aldım. Kafkas Üniversitesi'nde akademik eğitimimizi tamamladık. Kafkas Üniversitesi'ni kurduk biz. Ve 6 yıldan sonra doçentlik unvanını aldıktan sonra rüzgar bizi İstanbul'a getirdi ve şu an buradayız. Birkaç hastanede özellikle cerrahi olaraktan arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Hizmet vermekteyim şimdi. Üniversitede aynı zamanda öğretim görevliliği yapıyor musunuz şu anda? Şu an o bağımız yok. ama Kemerburgaz Üniversitesi'nde profesörlük için bir çalışmamız var. Devam ediyoruz onun için. Kolay gelsin hocam. Teşekkür Uzun ederim. Bir yol o süreçler ama bu kadar yoğunluğunuz arasında vakit ayırabiliyor musunuz üniversite işlerine? Ayırmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz var. Eğitmemiz gereken arkadaşlarımız var. Beraber eğitim yoluna da devam etmemiz gerekiyor. Zaten başlayıp da bırakılan bir yol değil, devamlı Kesinlikle süreç istiyor. Öyle. Bırakamıyor insan. Eğitim tabii ki her zaman gerekli bize de. Evet, alanınızda çok iyi olduğunuzu zaten çalıştığınız hastanelerden duydum. Teşekkür ederim. Buraya davet ederken aslında biz sizinle ilgili o kadar çok şey duymuştuk ki. Bugün sizi ağırlayabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz açıkçası. Ben de çok mutluyum. Bildiğim kadarıyla göz nakli gibi hani zorlu bir ameliyat sürecini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Kornea nakli, gözün ön segmentinin nakli yapılabiliyor, evet. Gerekli hastalarda uyguluyoruz onu. Evet, bugün ufak da bilgiler alacağız sizden ama bir katarakla başlayalım istiyorum. Katarak hem çok konuşulan ama bir o kadar da az bilinen bir şey. Hastalar arasında da dışarıda hiç bilmeyenler arasında da. Çok konuşuluyor ama çok bilinmiyor. Katarak nedir aslında? Bu belirtiler nedir? Yani katarak olduğunu bir kişi nasıl anlayabilir? Katarak aslında gözün içinde yaklaşık 20 numara gözlüğün işini yapan, fonksiyonu yapan göz merceğinin saydamlığını kaybetmesidir. Yani herkes rutinde kullanıyoruz ve varlığını bilmiyoruz onun. Ancak berraklığını kaybettiği zaman, bulanıklaşmaya başladığı zaman ilk olaraktan renklerde algılama, siyahla beyazın tonunu ayırt edebilme fonksiyonunda azalma ve zamanla da iyi görememe fonksiyonunu, yani görme fonksiyonunda azalmayla kendisini gösterir. Tabii insanların aklında hep yaşlanınca mı acaba katarak oluyoruz diye bir soru vardır. Evet. Yeni doğan bir bebek de katarakla doğabilir. 1 yaşında, 2 yaşında, ta yani sıfırdan ta insan ömrünün sonuna kadar her safhada karşımıza çıkabilir bu. Etkenler var tabii ki. Yani konjenital bir takım enfeksiyonların, travmanın, yaşlanma, senilitenin, ultraviyolenin, bazı metabolik hastalıkların katarak oluşumunda lensin fonksiyonunu bozan etkileri vardır. Ama en önemli şey tabii ki hastanın görme fonksiyonunun azalması. Bize direkt başvuruları görme fonksiyonunun azalmasıdır hastaların. Görme fonksiyonunda bir azalma varsa bu bir belirtisi olabiliyor. İlk belirtilerinden biridir. Bunun dışında başka ne olabiliyor dediniz? Renk algılamada gri ile siyah tonları arasındaki tonları algılayamama. Hastalarımız bize geliyor. Yani hocam ameliyattan sonra ben yıllardır gri ve grini tonları zannediyordum koltuklarımız diyor. Ama beyazmış diyor. Yani veya canlılıkta, rengin canlılığında ameliyattan sonra çok farklılık oluyor hastalarımızda. Cinsiyetsel farklılıklar var mı? Efendim? Cinsiyet farklılıkları var mı? Kadınlarda daha çok, erkeklerde daha çok vesaire. Hemen hemen eşitlerdir. Hemen hemen eşitler. Bu erkeklerin daha az renk biliyor olması bize göre gibi böyle bir spekülasyonlar var. Erkekler daha az renk seçebiliyorlar. O zaman daha fazla katarak oluşuyor denebilir yani. Gibi oluyor. O yüzden sordum, merak ettim. Çünkü hep konuşulan şeylerden işte biz böyle yavru ağzı, böyle değişik fuşyalar falan, renklerin birçok tonu var bizim için ama sizin için kırmızı ise kırmızı. Bayanların var, gözüyle bakamıyoruz bu tabii. Bu katarakla ilgili değil aslında. Tamamdır. O, bu cinsiyet farklılığı yok katarak cinsiyet için. Farklılığı renk yoktur. Farkında bunu görmeyeceğiz. Evet. Peki, belirtilerde bunlar var. Gözde görme kayıpları var. Renkleri ayırt edememe gibi belirtiler Kontrast olabiliyor. Algılamada ve renk tonu algılamada zayıflamalar var. Cinsiyetsel bir farklılık yok. Yaşla ilgili bir farklılık yok. Her yaş döneminde karşılaşılabilen bir rahatsızlık diyoruz biz. Her insan yaşlandıkça yasal bir kuraldır katarak ameliyat olmak zorunda. Yani insan bir kalp ameliyatı, vücudun herhangi bir bölümüyle bir ameliyat olmayabilir ama yaşlanan her insan katarak ameliyat olmak zorunda. Çünkü vücutta iki tane doku ömür boyu büyür, ömür boyu büyür. Yani bir parmaklar, tırnaklar, ekstremiteler, kemikler durur ama bunlardan birisi prostattır, ikincisi gözün lensidir. Yani bunlar doğumdan itibaren büyümeye devam ederler
Ve yaşla muhakkak insanlar katarak olacak. Herkes bir kere katarak ameliyatı olacak diyorsunuz. Muhakkak olur, evet. Muhakkak olur. Ama tabii isterse olur. Yani hastalarımız var, şoför hastalarımız var. %5 görüyor, %10 görüyor. Yani bunun aslında ehliyetin alınması lazım, trafiğe çıkarılması lazım. Ama ben mutluyum diyor, devam ediyorum diyor. Hasta isterse tabii ki cerrahi müdahale yapılır. Bu cerrahi müdahalelerde neler var peki katarak ameliyatları dediğimiz süreçte? Yani insanların lazer diye bildiği en rutin yaklaşık 20 yıldır kullanılan bir fokoemulsifikasyon cerrahisi var. Aslında ultrason ile yapılan bir cerrahidir. Ama lazer diye insan arasında yayılmıştır. Bir de son yıllarda gerçek lazerle yapılan lensin gözün içine daha girmeden parçalanaraktan ameliyatın önemli riskli bölümlerini atlatıldığı bir durum var. Yani aslında hem ultrasonla hem de lazer cerrahisiyle katarak cerrahisi yapılabilmekte. Bu akıllı lens dediğimiz şeylerde çok konuşuluyor gene bunlar. Akıllı lens dediğimiz şey ne peki? Şimdi son yıllara kadar katarak cerrahisi yaptığımız zaman demin bahsettiğim 20 numaralık bir gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Eski ameliyatlar hasta hatırlarsınız siz de yani dedelerimiz, ninelerimiz kocaman kola dibi diye tarif edilirdi yani şişe dibi diye. Kocaman gözlükler takarlardı. Evet. Eskiden gözün içine koyamadığımız merceklerden dolayı gözlük ihtiyacını önden vermemiz gerekiyordu. Ama şimdi gözün içine cerrahiler geliştikçe lensler implantasyonları gelişti ve tek odaklı mercekler gözün içine konuyor. Artık 20 numara, 21 numara merceği gözün içine koyabiliyoruz. Ama devir değişiyor, insanlar modernleşiyor. Cep telefonu, bilgisayar hayatımızda yani bir insanın tek odaklı mercekle pazarda etiketin fiyatını görememesi, yakın okuyamaması, bilgisayar mesafesindekileri okuyamaması, devamlı gözlük takması gibi bir takım ihtiyaçlardan dolayı lens teknolojileri gelişti. Özellikle fiziğin difraktif fonksiyonu, ışığın daha doğrusu difraktif fonksiyonuyla uzak mesafe, orta mesafe, yakın mesafe, her mesafeden ışığı toplayıp retinada, göz sinirinde toplayabilen mercekler gelişti. Dolayısıyla hasta taktığı zaman hem uzak net, orta mesafe, bilgisayar, yakın her kademe aynı 20-22 yaşındaki bir insan gibi her kademeyi net görebilmekte. Hangi yaş grubuna uygulanabiliyor? Ya da akıllı lens herkese uygulanabilen bir şey mi peki? Ne noktada? Yani akıllı lensin uygulanmasının bir zararı yok. Hiçbir hastaya zararımız yok. Ama bunu fayda görebileceğimiz hastalara anlatmamız lazım. Yani hastanın fayda görebileceği entelektüel durumda olması lazım. İşinin o durumda olması lazım. Basit olaraktan şoför hastalarımızı önermiyoruz. Çünkü yansımalardan çok rahatsız oluyor. Gözün arkasında retinada, makülada, sarı nokta hastalığı, daha önce bir retina dekolmanı, sinirinin fonksiyonu iyi olmayan hastalarda, yani bu lensten yeterince yararlanamayacak hastalara, tabii kendi bakımını yapamayan hastalarımıza önermiyoruz bunu. Ama takılır mı? Takılır. Yani herhangi bir zarar vermez hastamıza ama istemeyiz ki gereksiz yere takılmasını isteriz yani. Hastaya uygunluk durumu önemli bu anlamda. Uygunluğu fayda görebilecek hasta. Fayda göremeyecekse hatta ışık rahatsızlığı, kamaşama gibi rahatsızlık olacaksa takmamayı öneriyoruz. Yani tek odaklı var uzağa görsün, sadece yakında bir gözlük taksın. Yeterli dediğimiz hastalarımız ve kendi taleplerine göre de kullanılıyor bu lensler. Bu akıllı lenslerin peki daha sonrasında herhangi bir deformasyonu, dışarıdan bir müdahale, herhangi bir şey, çevresel herhangi bir faktöre etki görmesi, zarar görmesi, değiştirilmesi gibi durum söz konusu mu? Yoksa bir kere takıldı bu uzun süre kullanılan bir şey midir? Şimdi, nasıldır bu süreç? Materyal yeni bulunan bir materyal değil. Fizik kurallarıyla değiştirilen bir lens bu. Yaklaşık 60 yılda takılıyor ve 20 yaşında, 22 yaşında yüksek numaralı olan, hipermetrop numaraları yüksek olan lazer cerrahileri yapılmayan hastalarımızda rahatlıkla uygulanabiliyor. Yani hastanın 20 yaşın ortalama 70 yıl yaşadığını düşünürsek yani 50 yıl gözün içinde kalabilecek, 60 yıl gözün içinde kalabilecek lensler. Yani hiçbir zaman deformasyon meydana gelmez. Hastalar sık sorarlar bize. Acaba düşer mi, oynar mı, yerinden oynar mı? Ben dokunduğum zaman bunu oynatabilir miyim? Mümkün değil. Yani onu ancak hekim isterse ameliyat esnasında tekrar ameliyata girerekten oynatabilir, yerinden çıkarabilir. Yani bozulma, deformasyon, buhardan etkilenme gibi şeyler söz konusu değil. Değil, güzel. Yani tabir uygun olursa toprağa kadar insanın gözünde kalan ve devamlı uzak, yakın, orta mesafe görüş kalitesi bozulmayan bir materyal. En çok sorulan sorulardan biri dediniz. Zarar görüyor mu, görüyor mu ya da herhangi bir şekilde kayar mı, yerleşikte olur mu? Hiçbir mümkün şey olmaz. Mümkün değil. Yani doktorunuz buna buharla derse mutlaka yaptırın, yapın, yaptırın diyebiliriz o anlamda. Tabii. Yani öneren hekim zaten cerrahisini yapıyor. Daha sonrasında sorumluluğunu alıyor. Yıllarca da inşallah yüz yüze baktığımız hastalarımız zaten.
sağlıklı bulduğumuz, kendi ailelerimize uyguladığımız materyalleri tabii ki hastalarımıza öneriyoruz çok, yani. Çok enteresan bir şeymiş. Ben bu tedavi yöntemini bilmiyordum açıkçası. Şimdi öğrendim sizinle birlikte. Sadece katarak için değil. Yani yüksek miyop olan hastalar, yüksek hipermetrop olan hastalar. Yani bunlara lazer cerrahisi yapılamıyor, sınırlarımızı zorluyorsa direkt olarak hem uzak hem yakın gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran lensler öneriyoruz. 20 yaşında, 18 yaşında. Yaşın bir önemi yok bu anlamda. Tabii yani 17 ergenliğini tamamlamamış hastalara çok önermiyoruz. İstemiyoruz onların multifokal lens takılmasını. Ama 18'den sonra tüm hastalara takılabilir. Olur. Retinası sağlam. Gece gündüz şoförlük yapıp da ışıkla temas etmeyen bir hastada, çünkü mutsuzlukla da gelip lensini çıkardığımız hastalarımız da var. Bunları önermiyorum. Çıkarılması yani. Aynı herhangi bir hasar vesaire bırakıyor mu peki? Yani lens çıkardığı zaman ince bir zarın üzerinde, katara çıkardığımız zaman ince bir zarın üzerinde destek alarak durur. Ve birçok lensle orada yapışıklıklar meydana gelir. Yani çıkarma işlemi hekimlerin istemediği bir şey. Bizim de istemediğim. Çünkü o zarlar zarar görürse farklı ameliyat teknikleriyle mercek koymamız gerekiyor. O yüzden çıkarma çok istediğimiz doğru bir şey karar değil. Doğru vermek lazım. Tabii, o yüzden. O başta zaman yine hekimimize güvenmek kalıyor sağlıklı zaten. Sağlıklı yapmak lazım. Sonrasında problem yaşamayalım diye. Bunlar kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda çok konuşulan şeylerden bir tanesi göz çevresi estetiği. Hı-hı. Sadece kapakmış gibi konuşsa gözün çevresinde bir estetiksel süreç var. Bu nedir tam olarak? Göz çevresi estetiği dediğimiz şey ne? Gözün 16-17 branşı var. Yani bunlardan bir tanesi oküloplastidir. Yani gözün çevresinin estetik cerrahileri. Yani bu kaşıdan tutun, kapakla ilgili, göz çevresindeki yağ dokularla ilgili, alt kapakla ilgili, kirpiğin içe dönmesiyle, dışa dönmesiyle. Yani burada yapılan cerrahi aslında iki sınıfa ayrılıyor. Bir estetik cerrahi, bir fonksiyonel cerrahi. Yani yapılması zaruri olan fonksiyonel cerrahi. Kirpikler içe dönmüş, kirpikleri batan, sürekli sulanan, göz bebeğinde yara yapan veya dışa dönmüş, özellikle kaşımayla, sık sık silmeyle bunlar meydana gelir. Bu hastalardaki sulanma şikayetini azaltmak, gözü koruyan bir kapak fonksiyonunu yerine koymak için muhakkak bir fonksiyonel cerrahi var. Ki ptozis bunlardan çok önemlidir. Çocuklarımızda da atlıyoruz. Göz kapağının birinin düşük olmasıdır. Ve göz kapağı düşük olduğu zaman ışık uyarısı ortadan kalkar ve çocuğun gözü tembelliğe gider. Yani 8 yaşından sonra artık ne yaparsak yapalım görmesini geri getiremediğimiz bir durum ortaya çıkar. Bu durumlarda cerrahi kaçınılmazdır, yapılacak. Ama ikinci durumda estetik cerrahi. Yani yaşla beraber, ultraviyoleyle beraber, yılların getirdiği, yer çekiminin getirdiği, ciltte, yağ dokulardaki değişikliklerden dolayı üst kapak, alt kapak estetik cerrahiler yapılıyor. Torbalanmalar için, yüz felci geçiren hastalarımızda, kaş düşüklüğü olanlarda kaş kaldırmak için bir takım cerrahi yöntemlerimiz var. Hem fonksiyonel hem de estetik görüntü için tabii, farklı şeyler. Özellikle gözyaşı kanalı, gözde sulanma şikayeti olan ve burunu açılan kanalımızın tıkalı olduğu durumlarda da, bu da oküloplastinin bir branşıdır. Muhakkak cerrahi gerekir. En çok peki işlevsellikte en çok ihtiyaç duyulan şey ne oluyor? Bu şeyden bahsettiniz. Sürekli oluşturmak göz sulanmalarına ya da işte kirpiklerin terse dönmesine ya da içe dönmesine. Tabii fonksiyonel cerrahilerde. Kapak düşüklüğü zamanla beraber hastaların ovalamasıyla, özellikle kas yapışma yerlerinin kopması, kapağı yukarı kaldıran kasların kopmasıyla kapak düşüklüğü meydana gelir. Gözü sulanan hasta sürekli gözünü sıvazladığı için bazı ligamanları ve bazı sağlam dokuların dinamizmini bozar. Kapak hasta dışarı döner. Benzer şekilde içe dönüp de sürekli batan ve yine yani kompleks bir çıkılanmaz bir zincire giriyor. Yani hem batıyor, sulanıyor, hasta siliyor, deformasyona devam ediyor. Yani ektropiyon, entropiyon ve ptoz dediğimiz kapağın bu durumları en sık yaptığımız bizim fonksiyonel cerrahiler. Elimizi gözümüze götürdüğümüzde sadece enfeksiyon kaparmış gibi bir bilgi veriliyor hep tüm bize. Yapıya ama deformasyon veriliyor. Ama birçok şeyi deformasyon neden olabilir dediniz. Yani bu elimizi gözümüze tuttuğumuzda ya da sürekli oluşturduğumuzda kirpin dışarı dönmesine bağlı bir problemin olabileceği ya da şurayı sürekli yıllar içinde tabii bir defa 10 defada değil. Değildir. Genelde şöyle bir şeyden bahsediliyor. Yani sadece elimizi gözümüze götürdüğümüzde sanki enfeksiyon kaparmış. Başka hiçbir şey olmazmış gibi. Ama sizin söylediğinizde buradaki bağların kopartılması, kirpiğin dışarı döndürülmesi ve onun herhangi bir hasarı gibi bir şeyden bahsediliyor. Ama bize hep başından beri dediğim gibi elinizi gözünüze götürmeyin. Ama bu süreç esnasında olacak bir şey. Birçok fonksiyona zarar verebilecek bir süreç varmış aslında. Kronik yani suyun gücü şiddetinden değil devamlılığından derler ya. Yani devamlı bir ovalama, devamlı oradaki liflerin, bağların, kasların üzerine bir travma
yıllar içinde keratokonus dediğimiz gözün ön kısmının bozulma hastalığı, göz kapaklarının dışa dönmesi, içe dönmesi, kapağın düşmesi yani birçok deformasyon neden olabilir. Bizim hocamız, tabii mesleğimizin temel taşlarını ondan aldık. Profesör Doktor Ersin Oba asistanlık boyunca yani benden hiçbir şey öğrenmeseniz hastalarımıza şu göz silme yöntemini öğretin derdi. Yani sıvazlama tarzında, ovalama tarzında değil de bandırır tarzda sadece dokunaraktan silme yöntemini hep öğretmiştir bize. Çok önemlidir. Yani hastanın kendisine yettiğini gerçekten dış etkenler yapamıyor. Buradan kendisine sevgiler, saygılar gönderelim. Gerçekten orijinal bir bilgi. Duymadığım bir sağ şeydi. Bunu da değerli izleyicilerimize de göndermiş olurum. Onları da büyük oranda bilmediğimiz sıvazlayarak silmeyin gözünüzü. Yani hem gözün kendisine peçete, mendil, başörtü ne bulsalar siliyorlar çünkü hastalarımız. Evet. Onun kendisinin içine dokunması sulanmayı arttırıyor. Refleks sulanma meydana geliyor. Hem de bağlar, ligamanlar, bir takım kaslarda esneme meydana geliyor. Yani iki türlü bir zararı var sıvazlamanın. Biz özellikle hanımlar bir şeyi sert yaptığımızda daha çabuk temizlenir zannediyoruz. Dişlerimizi öyle yaptığımızda daha çabuk temizlenir zannediyoruz. Peki. Dişimize zarar veriyoruz. Gözümüzü daha sert siliyoruz, gözümüze zarar veriyoruz. Aynen refleks sulanma yapıyoruz. Evi temizlerken bile daha sert sildiğimizde evdeki materyallere zarar verebiliyoruz. Çok herhalde bu kültürel bir şey. Daha sert yaptığımızda daha temiz olacakmış gibi bir şey var ama daha önceki konuklarımıza da hep söyledi. O kadar sert dişinizi fırçalamanıza gerek yok. Demek ki o kadar kendimiz sert zarar gözümüzü veriyoruz. Silmemize gerek yok. Evet, sıvazlamamamız lazım. Çok önemli. Evet, çünkü hani bir şekilde peeling yapılırken, yüze herhangi bir temizleme yapılırken gözün çevresini dışarıda bırakın derler. Yapmayın oraya bir şey derler. O da o hassasiyetten gelen bir şey olsa gerek. Bir takım lazer yöntemleriyle, ilaçlarla peelingler dış kısımdaki ciltte eğer skar meydana getirirse, bir çekinti meydana gelirse sadece cerrahi müdahalelerle düzelir. Yani göz çevresi yumuşak dokuyor. Vücudun en ince deri kısmıdır. En hassas deri kısmıdır. Dolayısıyla oradaki travmalar iz dokusu, skar dokusu istemediğimiz sonuçlar meydana getiriyor. Hı-hı. İstemiyoruz onları. Peki göz çevresi estetiği yaptırdık. Hı-hı. Sarkma vardı. Dediğiniz buradaki torbalanmalar vardı. Bir torbalama var ya da oradaki bağların kopması vardı. Farklı bir deformasyon vardı. Göz çevresi estetiği yaptırdık. Peki bunu tekrar tekrar yaptırmak gerekiyor mu? Bazı estetik türlerini tekrarlamak gerekiyor çünkü bazı şeyler ama göz çevresi estetiğinde böyle bir şey var mı? Hastalar bir kere bu ameliyat sürecine girdikten sonra tekrar yaptırmaları gerekiyor mu peki? Biz de hastalarımıza bu konuda sık sorulan bir soru gerçekten. Çok ciddi bir kilo alıp kilo verme gibi bir durumlar olmazsa hastalarımızın ömür boyu çünkü bir deformasyonun meydana gelmesi 20 yıl 25 yıla yaydığımız zaman hastalara hemen hemen sadece bir defa cerrahi müdahale yapılacağını söylüyoruz. Çünkü 10 yaşında 15 yaşında gençken ergen dönemde yapılan cerrahiler değil. Hı hı. Çoğunlukla yorgunluk şikayeti olan hastada yorgun görünüm veren ve gençleşme isteği olan hastalara yapılır bu. Yani ortalama hastalarımızın yaş ortalaması 40'ın üzerindedir. Hı hı. Dolayısıyla bir ani kilo alıp kilo verme gibi yani kumaşı düşünün genişleyip tekrar daralan genişleyip daralan bir ortam yaşamazsa cerrahi hayat boyu bir defa yapılır. Peki bu ameliyatlar ne kadar süre sürüyor? Yani 40 yaşında bir hastayı düşünürsek iş hayatı devam ediyor, aktif şekilde yaşam devam ediyor. Bu süreç için ne kadar zaman ayırmalı? Ne kadar sürede ameliyat kararı veriliyor? Ve ameliyat ne kadar süre ve iyileşme süreci ne kadar buluyor? Bir kişi bunun için ne kadar süre ayırmalı? Cerrahi sadece üst kapaklar hemen hemen 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Ama alt kapaklar da devreye girdiği zaman 2 saati bulan bir cerrahi müdahale olur. Zaten lokal anestezi ile yapılır. Çok korkusu olan, fobisi olan, panik atağı olan hastalarımızda çok istemesek de genel anestezi kullanabiliyoruz bu durumda. Hı hı. Maksimum cerrahi süresi üst ve alt kapaklar 2 saattir. Hı hı. Fonksiyonel cerrahiler yani kirpiklerin içe döndüğü, kapağın düşük olduğu cerrahiler tabii duruma göre maksimum 40 dakika içinde tamamlanabilir. Hı hı. Ve özellikle fonksiyonel cerrahilerde hastayı lokal anesteziyle almak isteriz. Çünkü kapak düşüklüğünü diğer tarafla simetriyi ayarlamak için hastayı ameliyat anında oturturuz, sohbet ederiz. Az mı oldu, çok mu oldu? Bir daha dikişimizi açarız, bir daha gerekirse biraz daha arttırırız seviyesini. Ama genel anestezi olursa bazen ikinci anestezi gerekiyor. Çünkü bebeklerde kapak düşükse bunu bekletme şansımız yok. Çünkü göz tembelliğe gidiyor, körlüğe gidiyor. Bir an önce kaldırmamız gerekiyor kapağı. İkinci müdahale bazen gerekli olabilir. Hastaların da hayata dönmeleri... Yani genel anlamda ilk gün ağrıları olabiliyor. Batma tarzında ağrıları olur. Çevresindeki, göz çevresindeki dediğim gibi en ince, en narin dokulardan biri olduğu için cilt olarak kanlanma ortalama 5 gün, 7 gün sürer. Zaten 7. günlerde dikişi biz kendimiz alıyoruz. Ve ardından 7. günden sonra da hastalarımızın banyo yapması, eğilmesi, kalkması, her fonksiyona geri dönmesi tamamen serbest.
yara iyileşme dokusu da ortalama 3 aydır. Yani hocam kimse bilmesin ben ameliyat oldum veya bir cerrahi müdahale geçirdim. İzlerim belli olmasın, görünmesin. Ortalama 15 gündür. Oldukça kısa bir süre aslında. 15 bu günde tamamen fonksiyonuna döner. Önemli bir organ için yapılan cerrahi müdahale için 15 gün oldukça toparlamak için güzel. Denize bir süre girebilir, aslında. Havuza girebilir, her fonksiyonla gelebilir. Farklılığı hiç fark etmez. Hiç fark etmiyor. Yaz veya kış, bazı hastalarımız kışın yapmayalım derler ama yazın veya kışın buna bir etkisi yoktur. Hı hı. Yani göz içi ameliyatlarda da yazın ve kışın bir etkisi yoktur. Ameliyat sonrası neye dikkat edecekler peki hastalar? Vermiş olduğumuz ilaçlarımız var. Özellikle yarı yerlerde enfekte olmaması. Antibiyotikli pomatlarımızla, nemlendirici ilaçlarımızı bir hafta düzenli kullansınlar. Hı hı. Yeterli olur. Zaten doku kaynamaya başladığı zaman her türlü fonksiyona geri dönebilirler. Hı hı. Biraz daha güncel konulara da gelelim istiyorum. Şimdi katarak her yaş grubunda olsa da belli bir kesim ilgileniyor ve sonrasında bitiriyor konuyu gibi geliyor ama her gün ortalama birçok insanın karşılaştığı sorunlardan bir tanesi göz sulanması. Bu göz sulanması neden oluyor? Tamam, silme yöntemimiz bunu etkileyebiliyor. Belki bazı yorgunlukları etkileyebiliyor ama temelde göz sulanmasının nedeni nedir hocam? Cerrahi olarak söyleyeyim, göz kanal tıkanıklığı varsa normalde ağladığınız zaman burnunuzun sulandığını görürsünüz. Yani bu aradaki kanaldan dolayıdır. Biz 30 yaşında 40 yaşında hastalarımıza ilk o kanalı muayene ettiğimiz zaman böyle bir kanal mı var derler. Ama yani ağladığımızda suyun burnuna aktarılması, daha doğrusu rutinde de şu anda sizde de bende de fark etmeden devamlı o kanaldan burnumuza gözyaşımız, üretilen gözyaşı akıtılıyor. Onun tıkanması direkt olarak hastalarda sulanma şikayeti yapar. Ve bunun tedavisi cerrahidir. İkincisi, demin bahsetmiştim, kirpiklerin içe dönmesi, dışa dönmesi, boşaltma kanallarının dışa döndüğü zaman su havuzundan uzak durması cerrahi olaraktan sulanma nedenlerindendir. Gözün kendisine temas olması, yabancı bir cisim gelmesi, toz gelmesi, travmanın gelmesi zaten sulanmadan duramaz. Kornea çünkü refleks olarak sulanarak kendini korur, devamlı yıkar. Ve en önemli, belki de zamanımızın en önemli hastalığı göz kuruluğu. Yani şu an altında bulunduğumuz spotlar, bir üfleyen bir klimanın olması, kadın olmamız, menopoza girmiş olmamız, kadınlık hormonunun vücuttan çekilmesi, göz kuruluğuyla ilgili problemleri 10 kat civarında arttırıyor. En önemli sulanma nedenleridir. Sulanma vücudun, gözün kendini koruma mekanizmasıdır aslında. Yani sulanan göz iyidir aslında. Ama tabii yanaktan akacak derecede fazlaysa, etkene yönelik olaraktan neden sulanıyor diye tedavi etmemiz gerekir. Ne var peki tedavi yöntemlerinde göz sulanmasının? Yani cerrahi yöntemler bir tarafa bırakalım. Çünkü bir etken var, bir neden var. O nedeni ortadan kaldırabiliyoruz. Ama göz kuruluğuyla ilgili, irritasyonla ilgili nedenlerde suni gözyaşlarımız var. Cerrahi olaraktan göz kanalının suyun boşaldığı noktada tıkaçlar koyaraktan vücudu, gözü dalgalı çok kolay terk etmesin gibi etkenler var. Göz yaşını uyaran ve göz yaşından göz yaşı üretimini arttıran ilaçlarımız var. Yani hastayı sürekli gözünde batan, yanan, kum dökülmüş gibi tarif ederler veya rüzgar alıyormuş gibi tarif ederler. Şikayetlerini rahatlatıcı bir takım medikal tedavilerimiz ve cerrahi tedavilerimiz var. Peki herhangi başka bir rahatsızlığın belirtisi gibi olabiliyor mu bu? Tamam, tıkanıklıklar bir neden ya da işte herhangi kapakla ilgili anomaliler, kornea ile göz bebeğinin kendisiyle ilgili patolojiler, göz kuruluğu birçok hastalığın göstergesi aslında. Olabiliyor. O yüzden göz ardı etmemek gerekiyor. Yani sulanma çok önemli. Altında göz yaşının içinde bir dünya var. Yani göz yaşının içinde koruyucu elementlerden, vitaminlerden, besleyicilerden, antibiyotiklerden, gözün ön kısmını hayatını devam ettirmesini sağlayan proteinlerden aslında bir damla da çok dünya yatıyor. Çok enteresan çok bir büyük, nokta gerçekten. Evet, çok büyük. Biz gözyaşına başka anlamlar yüklüyoruz çok ama. Çok kolay harcamamak lazım. Evet, haklısınız. Gözyaşlarını kolay böyle dökmeyin. Deyince evet, daha anlamlı oluyor. Evet. Peki göz tembelliği dediğimiz şey nedir peki? Aralarda bahsettiniz. Birçok nedenle göz tembelliğine neden olabilecek durumlar olabiliyor dediniz ama esasen göz tembelliğini tanımlayacak olursak nedir ve belirtileri neler olabiliyor? Şimdi çocuk doğduğu zaman ilk 3 ayda fiksasyon, bir cismi takip etme fonksiyonu yeni yeni gelişmeye başlıyor. Gözün ve bağlandığı beyin kısmının gelişmesinin tek şartı var. Işık alması lazım. Yani ışık uyaracak, ışık uyardığı zaman da bir takım büyütücü, geliştirici elementler salgılanacak ve göz siniri olgunlaşmaya başlayacak. Eğer hasta doğduğu andan itibaren bulanık bir görüntü, kalitesiz bir ışık verilmezse sinire, göz yavaş yavaş beyin onu kenara itip
tembelliğe itiyor veya kabul etmeme başlıyor. Yani bir cam düşünün çamurlu, bir cam düşünün tamamen berrak, temiz. İki camdan baktığınız zaman zaten beyin diyor ki ben berrak, temiz camdan bakacağım. Diğer camı yavaş yavaş geriye itiyor. Tembelliğin nedenleri çok önemli. Çünkü ta ilk doğduğu anda en önemli neden tabii iki göz arasındaki numara farkı. Hastanın bir gözü sıfır, bir gözü iki numara, iki buçuk numaraysa tembelliğe doğru. Yavaş yavaş görüntü bozukluğundan dolayı beyin onu tembelliğe iter. İkinci en önemli neden tabii ki organik nedenler. Yani bir katarağın meydana gelmesi, kornea ile ilgili doğumsal bir hastalıktan dolayı, enfeksiyondan dolayı bulanıklık olması. Yani ışık korneamıza çarpar, en dış tabakamıza, sinir de sonlanır. Bu arada gittiği noktalarda bir bulanıklık varsa o sinir yeterince ışık alamaz. Bunun dışarıdan içe geldiğiniz zaman hastanın kapağının düşük olması, göz bebeğinde yara olması, gözünde katarak olması, göz küresinin içinde bir kan olması veyahut da sinirin önünde bir patoloji meydana gelmesi. Bu durumların hepsinde o göz yavaş yavaş tembelliğe gidiyor. Yani eskiden katarak cerrahisi 1 yaşına kadar beklenin derdi. Ama son 10 yıldır katarak hastasının gördüğünüz gün ameliyat edin denir. Gördüğünüz an ameliyat edin denir. Çünkü bir an önce ışık gitmeli, bir an önce o sinir de, göz siniri de gelişmeye ve çalışmaya başlamalı. Tembellik bu yüzden acil müdahale gerektiren durumlar. Tabii ki o bahsettiğimiz demin o gözlüğe bağlı durumlarda 8 yaşa kadar, hatta 8 yaşın sonuna kadar tedavisi mümkündür amblyopinin. Neler var tedavilerinde peki? Amblyopinin tedavisi ilkin problem ortadan kaldırmamız lazım. Demin bahsettiğim gibi ışığı engelleyen neler var? Kapak düşüklüğü, katarak, kornea, bir an önce onların cerrahi müdahalesinin yapılması lazım. Eğer sadece gözlükle ilgili problemlerimizse hastanın aradaki fark ne olursa olsun 10 numara fark olsa bile düzeltmemiz gerekiyor. Gözlükle, kontak lensle, gözün önüne koyacağımız bir takım cihazlarla yani hastalara gözün sinirine net görüntü göndermemiz lazım. Ve ondan sonra kapama tedavileri var. Yani amacımız sağlıklı olan gözü kapatmak ve diğer gözü fonksiyonu biraz da arttırabilecek. Biz buradayız, çalışıyoruz, beyine dedirtebileceğimiz şekilde uyarı göndermek. Gün içinde de ortalama yaşıyla orantılı olarak veriliyor ama ortalama maksimum 6 saat civarında bir kapama yapılaraktan hastaların tembelliğiyle hatta 9 yaşın sonuna kadar uğraştığımız hastalarımız var. Hangi yaşa kadar tedavi edilebiliyor peki bu göz tembelliği? 9 yaş bittiği zaman ya çalışmalarda var, bilimsel çalışmalarda 13 yaşında olup da cevap alınan hastalarımız var ama yani ideal yaşı 8 yaşa kadar bu işi tedavi etmek. Peki bu süreçte anne babalara önerileriniz ne olurdu? Yani ne yapsınlar anne babalar? Nasıl fark edecekler bu süreci? Şimdi 30 yaşına gelen hastalarımız var. Hocam gözümü kaşıdım, bu gözümün görmediğini fark ettim diyor. Yani enteresan bir farkındalık, farkında olmama hali. Çok var. Sakın şey yapmayın, küçümsemeyin yani oran çok fazla. Çünkü iki gözdeyiz ve diğer gözün az gördüğünü fark etmiyor. İnsanlarımız da fark etmiyor. Ancak kaşıdığı zaman, bu göze bir şey olduğu zaman fark ediyor. Dolayısıyla bir insanın tek gözün az görmesi zor. Yani kendini dinlemeyen, arada bir muayenesini yapmayan hastalar da zor. Çocukların bunu dile getirmesi çok daha zor. Yani Dünya Çocuk Sağlığı özellikle 12 aylık, 24 ay, 48 ay gibi periyotlarda çocuklarda rutin muayene öneriyor zaten. Biz de tüm hastalarımıza yani 24 ay ve 48 ay zaten doğumsal olan bazı patolojiler, kaymalar hemen doğum andaki muayenelerle 12 aylık muayenelerde saptanır ama tembellik, gözlük ihtiyacı, görmeme gibi durumları saptamak için 24 ve 48. aylarda biz istiyoruz. O dönemlerde kontrollerini yaptıracaklar. Tabii rutin muayenemiz yapılsın. Görme seviyeleri alınabiliyor. Çünkü şekillerle, harflerle değil de şekillerle çocuklarımızın görme seviyesini alabiliyoruz. Az gören göz varsa nedenini saptayabiliyoruz. Tedavilerini hemen başlarız. Anne babaları da buradan duyuralım o zaman. Göz muhakkak ardı etmesinler. 48 aylık çok önemli bir zaman bizim için. O dönemlerde kontrollerini yaptıracaklar. Çocukları da yetişkinler kadar göz takibini yaptırmak önemli. Çünkü erken tanı zaten burada bizim için çok önemli bir durum söz konusu. Peki yavaş yavaş programı bitiriyor olacağız ama aralarda da birkaç sorum var benim. Göz seyirmesi dediğimiz şey. Göz seyirmesi hangi durumlarda oluyor? Biz anlam yükleyemediğimiz bir şey aslında. Pıt diye gözümüz seyiriyor diyoruz. Bu göz seyirmesi olayı nedir? Neden olur? Şimdi iki durum var. Yani bir seyirme var, bir blefarospazm dediğimiz durum var. Seyirme tek gözlü olur. Göz çevresinde kapağımızı kapatmamıza yarayan, fonksiyonunu gören kaslarımız var. Onların titremesine bağlıdır. Şimdi hocam kuş kanadı gibi çırpıyor derler hastalarımız burada. Gerçekten şu bölgeye bakan kulak burun boğaz doktorları, göz doktorları, psikiyatri doktorları, beyin cerrah doktorları hepimiz bir araya geldiğimiz zaman tek bir neden bulamıyoruz.
Yani bunun en önemli nedeni strestir, emosyonel durumdur, üzüntüdür, uykusuzluktur. Ve ortalama 3 hafta ile 4 hafta içinde kendi kendine geçer. Ama hocam gözlerimi açamıyorum deyip de hastaların tabiri caizse görme fonksiyonunu bile bozan kasılmalar apayrı durumdur. Yani blefarospam özellikle botokstan çok yararlanıyoruz o durumlarda. Bu direkt olarak bizim yardım etmemiz gereken hasta grubudur. Ama seyirmeye, polikimize başvuran hastalarımıza da altında bir neden yoktur seyirmenin. Sadece emosyonel durum, stres ve anksiyetedir. Ne zaman gelsinler peki size muayene olsunlar? Hangi durumlarda gelecekler? Seyirme adına mı? Seyirme adına tabii. Yani seyirmenin görmelerini bozacak derecede sık olması, veya beraberinde batma, yanma, çapaklanma, sulanma gibi irritasyon nedenleri. Yani o gibi durumlarda da hastalar gözlerini kırparlar çünkü. Bunu seyirmeyle karıştırmamaları lazım. Gözde bir kızarıklık varsa, çapaklanma varsa muhakkak başvursun. Anksiyeteye bağlı olabilir dediniz. O dönemsel. Üzüntü, yaşam, sınav stresine girmiş olabilir. Sevdiği birinden ayrılmış birisi olabilir. Yani tamamen psikolojik üzüntüye bağlıdır seyirme. Ve ortalama 4 haftada kesinlikle geçer. 4 haftada, eğer 4 hafta içerisinde geçmiyorsa bir incelemek lazım diyorsunuz. Beraberinde de irritasyon bulguları varsa hekimlerine başvursunlar. Peki göz seyirmesinin bu bilgisayara ya da ekranlara çok uzun süre bakmayla bir alakası var mı? Yorgunluk dediğimiz şeyin altında bunlar kuruluk olabilir. Kuruluk olduğu zaman zaten göz refleks olarak kendini kapatıp, yani kapağımızın tek fonksiyonu var. Kapattığın zaman gözün ön kısmını yıkar, nemlendirir, tekrar açılır. Ve bunu dakikada 14-15 defa yapmak durumundayız. Kuruma meydana geldiği zaman yüzeyde sık sık kırpma, gözlerini kırpma hareketi hastalar tarafından seyirme olarak algılanabilir. Kuruluk varsa tedaviyle düzeltilebiliyor zaten. Hastanın seyirmeye de tarif ettiği şey sık sık kapatma olayı kuruluktan dolayı olabilir. Kuruluk için şöyle küçük gözyaşı damlaları var tek kuruluk. Onları bir öneriyorlar. Onlar dışında kuruluğa destek veren damlaların dışında başka bir şey var mı? Vitaminlerimiz var. A vitamini özellikle gözyaşı bezlerini destekler. İkincisi gözyaşında enflamatuar durumların olduğu gözyaşının ve hemen şu çevresinde olan konjüktivadaki zarlarda gözyaşını rutin salgılayan hücrelerimiz var. Eğer bunlarda yıkıma neden olan enflamatuar durumlar varsa tabi ilaç tedavisi genişliyor, portföy genişliyor. Bunlardaki enflamasyonu azaltan steroidler giriyor, özellikle antimetabolitler giriyor devreye. Eğer ve geceleri özellikle hastalarda yastığa sürtmeyle bağlı veya kapak sabah kalktığı zaman ilkin batmalardan, sulanmadan şikayet eden hastalarımızda jel formları var. Sulanmanın bir diğer nedeni kirpik dibindeki iltihaplarsa antibiyotiklerimiz devreye giriyor. Etkeni saptayıp direkt olarak etkene yönlendirilen tedavi daha uygun. O kirpik dibi iltihapları benim çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi, onu soracağım size. O makyaj temizlenmeme durumunun dışında kirpik dibi iltihabına neden olabilecek başka bir faktör var mıdır? En önemli etken hastanın cildinin yağlı olması. Gözyaşının birkaç tabakası var. Yani bunlardan bir kısmı, bir tanesi yağ tabakasıdır. Hemen kirpiğimizin dibindeki yağ bezlerinden salgılanır. Yani o olmak zorunda. O olmazsa anında buharlaşıp anında kurumayla ilgili şikayetler yaşarız. Çünkü yağ tabaka buharlaşmayı geciktirir. Cildi yağlı olan, seboreik olan veya cildinde akneler gördüğünüz hastalarda ya bu yağ bezlerinin fazla çalıştığı durumlarda hemen ağzının tıkanması durumu gündeme geliyor. Yani antibiyotik tedavileriyle, steroidlerle ilk amacımız ağızdaki o iltihabı dağıtmak. Kirpik bezinde, yani yağ bezlerini ağzını temizleyerekten, ve bebe şampuan tedavilerimiz de var. Blefaro şampular var. Gerçi firma ismi oluyor ama yani kirpik dibini temizleyen bir takım solüsyonlarla yağ bezlerini ağzını temizlemeye çalışıyoruz. Yıllar önce öyle bir gözümde iltihaplanma çıkmıştı ve doktorum bana şey dedi, göz doktorum, bebek şampuanı ile köpürterek yıka, temizlemen gerekiyor onu dedi. Sonra ben yıllar sonra internette böyle mikroskopla çekilmiş kirpik dibi görüntüsünü görünce hiç temizlenmiyor gibi bir şey vardı. İnanılmaz korkunç bir görüntüydü. Bilmiyorum izleyicilerimiz denk geldiler mi ama bunu temizlemediğimizde kirpiğin dibindeki olan görüntüyü gördüğümde benim onu daha çok temizleme ihtiyacı hissetmeme neden oldu. Mikroskopta gösteriyoruz. Hastalarımız yüzünü başını yıkamayla bir tutuyorlar. Çünkü özellikle kirpik dibini 2 dakika ovalayıp köpürtmelerini istiyoruz. Oradaki yağ bezlerini ağza temizlensin diye. Birçok medikal tedavi 10, 14 gün, 20 günde sonlandırmamız gerekiyor. Ama kirpik dibi hastalarımız ne kadar yapalım hocam bunu diyor bize. Ne kadar diş fırçalamak gerekiyor o kadar bir temiz kirpik isteriz. Kirpik dibi de o kadar önemli. Zaman zaman aralar verilebilir çok yağlı, cildi yağlı olan hastalarda.
ara verip de tekrar etme hastalarımız bıraktırıyoruz zaten temizliği. Hı hı. Ama nüksü varsa sürekli bunu ilaç tedavisiyle yenmemiz mümkün değil. Biz hanımlar için şu son zamanlarda eyelinerler biliyorsunuz şu gözümüzün üzerine sürdüğümüz şey dibine kadar sürüyoruz aman muntazam olsun diye. Ve yağ bezinin ağzını tıkıyorsunuz ardından kirpik dip iltihabı, arpacık bir takım zincirleme reaksiyonlara giriyor. Geceleri muhakkak temizleyin. Mutlaka temizleyin. Muhakkak temizleyin. Onun dışında gün içerisinde yapıyoruz onu. Yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Temizlemek konusunda özellikle yine böyle medikal bir şeyleri mi önerirsiniz? Biz çünkü kimyasalları çok seviyoruz böyle onları silmek için falan ama aslında biliyorum ki bebek şampuanı gibi en bir şeyle temiz, de. En temiz, evet sıcak, ılık bir suyla, bir pamukla. Hı-hı. Yeter ki kirpiğiniz dibindeki o boya sürüntüleri kalmasın. Hastalarımıza mikroskopta gözün içindeki birikintilerini de gösteriyorum. Kapağın altındaki birikintilerini gösteriyorum. İnanamayacağınız derecede alerjik, toksik nedenlere, reaksiyonlara neden olur. Yani gece lütfen onlarla uyumayın diyeyim ben buradan bayanlara. Bunu tekrarlayalım. Gece evet. Makyajlarınızla uyumayın ki kirpik dibinizi korumuş olalım evet, diye. Gözün kendisini yoksa koruyun. Yoksa iltihaplanmalar ve daha uzun süre makyaj yapılamamış günler gibi görünüyor yoksa. Yasaklıyoruz tabii o başvuru anında artık yasaklıyoruz biz de. Evet insanlar bir süre alışınca ondan arınmak zor ama bari önlemini alsınlar diyelim. Onun. Uçlara serbest ama kirpin diplerine kalem sürülmesin. Yani rimel sürme onlar yapılabilir. Aha. Peki göz kuruluğu dediğimiz şey sulanması kadar aktif. Aralarda bahsettiniz. Zaten. Kuruluğun nedenleri ile ilgili şöyle bir tekrar bir özetleyelim istiyorum. Oradaki tedaviyle ilgili gözyaşı damlası vardı. Onu kullanacaklar. Bunu önlemek için yapılabilecek bir şey var mı? Göz kuruluğu sulanma için yani dikkat edin. Etkeni ama. Diş ortamları, güneşli ortamlar, klimalı ortamlar, uzun süre bilgisayarla uğraşmak. Yani hı-hı. Bir nevi etkene yönelik tedavi yapmamız lazım. Hı-hı. Aslında bilimsel olaraktan yani gözyaşı bir komplekstir. Yani gözyaşının yağ tabakasıyla altındaki musun tabakayla, içindeki gözyaşının kendi tabakasıyla, üç tabakadan bahsetmiştim. Herhangi bir kademede meydana gelen aksamada göz kuruluğu gibi problemler çıkar. Bu sizin bahsettiğiniz makyajla uyumamakla başlar. Çok uzun süre yakında bilgisayara kullanıyorsak, yani o zaman koruyucu damlalara kadar gider. Yani sadece gözyaşım yok diyemiyorum. Yani bir romatizmal hastalıklardan gözyaşı bezlerini korumak, kirpiği korumak, yüzeyi korumak, her kademede aslında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Ancak alabileceğimiz önlemler gerçekten direkt yüzümüze üfleyen bir ortamda bulunmamak. Çok direkt gözümüze vuran ultraviyoleden veya da spotlardan koruyabiliriz. Bilgisayara bakıyorsaksa gözyaşımızın buharlaştığını ve dakikada 15-16 tane kırpmamızın 4'e 5'e indiğini ve bundan dolayı buharlaşma arttığını arada bir gözümüzü uzağa odaklayıp, kırpma olayını tekrarlayıp, tekrar işimize devam etmek. Hı hı. Biz ameliyatlarda bile, uzun süren ameliyatlarımızda bizde de kuruluk meydana geliyor zaten gözlerimizde. Yani nemlendirici ilaçlardan çok yararlanıyoruz. Hı hı. Nemlendirici ilaçlar var. Hiç kesinlikle korkmadan, hı hı. Doktora tabii ki danışılacak ne kadar kullanayım diye ama acaba çok mu kullandım, az mı kullandım, çok mu döktüm korkmadan nemlendirici ilaçları kullanabilirler. Peki göz muayenelerine ne sıklıkla gitmek gerekiyor? Çünkü bunlar kaçırıldığı zaman kaçan bir tedavi süreci gibi. Erken tedavi hı. etmek de gerekiyor. Göz çok aktif şekilde kullandığımız bir organımız hı. ve bu anlamda da kontrolünü kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum ama diş kontrolleri için 6 ayda bir gibi bir şey söyledi geçen hafta doktorumuz. Siz göz doktoru olarak göz kontrolleri için ne kadar sürede bir gelinmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi rutin ergenlik çağında, büyüme çağında olan, büyüdüğü zaman çünkü gözde aktif olarak numaralar değişir. Hı hı. Ergenlik çağında olan bir hastalarımızı biz 6 ayda bir muayene istiyoruz. Hı hı. Ergenlik çağından sonra gözlük numarası ile ilgili, görme kalitesi ile ilgili yılda bir gelmeleri uygundur. Retina hastalarımız, glokom hastalarımız özellikle 40 yaştan sonra insidansı arttığı için bunların hiç muayene olmamış birinin bile 40 yaşta muhakkak retina hastalıklarıyla ilgili, glokom, göz tansiyonuyla ilgili problemler bir kere taramaya girmesini isteriz. Hı hı. Ailesinde glokomu olan, miyopisi olan ve görme azlığı tarif edip de görme alanında daralma hisseden hastalar. Gerçi görme alanındaki daralma insan son ana kadar fark edemez. Yani en sinsi hastalıklardan birisi de glokomdur, göz tansiyonudur. 40 yaş çok önemlidir. Ondan sonra hastalığın ciddiyetine göre, durumuna göre zaten 3'er aylık, 6'şer aylık yıllık takiplerle hastalarımızı biz alıyoruz ama çocuklarımızı 6 ay ve en geç yılda bir ve 40 yaşına varıp da hiç muayene olmayan hastalarımız da muhakkak 40 yaşına bir kere muayeneye gelsinler.
30 yaşından sonra bir evre var mı? Orada daha sık kontrol edilmesi gerekiyor diye. Çünkü sağlık raporları alınırken küçük bir muayene gibi bir şeye denk geldim. 30 yaşından sonra daha ayrıntılı bir muayene süreci varmış gibi. Bu ehliyetsel ya da diğer sağlık raporlarıyla ilgili süreçlerde. 30 yaşında bir evre var mı gözle ilgili 30, peki? 37-38'e doğru başlayan yaşlanmaya bağlı, göz kaslarının kasılma gücünün zayıflamasına bağlı bir gerileme var. Hasta gençken, dinamikken kasılaraktan, göz kasları kasılaraktan ortadan kaldırdığı numaralar var. Hasta, hocam geçen hafta görüyordum, bugün görememe başladım. Yani çünkü artık o kasılma gücü zayıflamıştır, numaralar ortaya çıkmıştır. Ve 37-38'de başlar bunlar çoğu zaman. Yakın ihtiyacı başlar 37-40 yaş arasında. Gerçekten 35'ten sonra yavaş yavaş dinamizmimizi kaybettiğimiz, göz kaslarının da yorulduğu ve gizleyebildiği, kapatabildiği bazı açıkların ortaya çıktığı zamandır. Bu yüzden zaten birçok cerrahi, lazer yöntemleri de bu yaş sınırından sonrakine önerilmez. Çünkü genç hasta tolere ediyor, göz mekanizma, beyin dinamik ama 35-37'den sonra lazer cerrahileri pek önerilmiyor. Numara demişken bu herkes bir 0-25-0-50 ile bir numarayla başlıyor ya orada. O numaralardaki göz bozukluklarını bile bazıları kullanıyor, bazıları kullanmamayı tercih ediyor gözlükleri. Bunlarla ilgili izleyicilerimiz için öneriniz var mı? Kesinlikle kullanın dediniz ya da bazıları diyor ki kullanırsak büyüyormuş numaralar falan gibi. Hani birçok şey var, gözümüzü korumaya halk yönelik bir şey dolanan var. Bazı i̇şte şeyler söylediğiniz var. İşte gözünüzün dibini koruyacaksınız, temiz tutacaksınız, yorgunluk durumuna bağlı olarak gözünüzü kırpacaksınız ve sulanmasına neden olacaksınız. Bunlarla ilgili bir öneriniz olacak mı izleyicilerimiz için? Ergenlik dönemindeki hastalarda numaranın ilerlemesindeki en önemli teori, dünya aslında miyop numara neden artıyor araştırıyor. Miyop numarayı durdurabilmenin yolunu arıyoruz. Bazı teorilerle ancak cevap vermeye çalışıyoruz. En önemli teorilerden de defokus teorisi. Yani net görememe teorisidir. Yani hasta net göremiyorsa miyop numaranın artışı hızlanıyor. Bu çok kabul gören bir şey. Yani bazı ırklarda, bazı meslek gruplarında, yakında çalışan hastalarda miyop numara hızla artıyor. Biz biliyoruz miyop numara boy uzamasıyla artıyor. Yani küçük numaralarla başlayan bir çocuğumuzun boyu uzadıkça numarası diyoruz zaten 19 yaşına kadar bu artacak. Ama artışı alevlememek adına gözlükle gelsin istiyoruz. Yani hem bulanık görüp hem boyu uzadığı zaman miyop numara bir anda sıçrama yapabiliyor. Geldim ergenlik çağını tamamlamış hastalarımızı geçtikten sonra. Yani gözlük camının numarayı azaltıcı bir etkisi yoktur. İlerlemeyi durdurucu bir etkisi yoktur. Veya bozulan numarayı daha fazla numaraya ihtiyaç olacak bir etkisi yoktur. Yani gözlük numarasının tek bir fonksiyonu var, net görmektir. Yani birçok hastamıza diyorum, ihtiyaç duyuyorsanız gece sabahtan geceye kadar takın. Hatta espri de yapılır yani. Rüyalarınız net olsun istiyorsanız gece de takın deriz yani. Ama gün içinde net görmek, tabii bu net görmek aslında birçok şeyi getiriyor. Gözleriniz kısmıyorsunuz, yorgunluk, ışık rahatsızlığı, kaz ayakları oluşumu bayanlar için, çabuk torbalanmalar gibi bir takım şeyleri gözlük engelliyor. Ama numaranın ilerlemesi veya ilerlememesi taktığınız gözlükle çok alakalı değil. Şimdi artık zaten çok da şık gözlükler var. Doktorunuz kullanın diyorsa kullanın gözlüğünüzü. Yani estetik amaçlı takan tabii çocuklarımız, gençlerimiz de var. Çok popüler genç arasında zaten. Yani ergenlik 18-19 yaşına kadar taktırılmasını istiyoruz. Net görsünler ki ilerleme biraz yavaşlasın. Ama ondan sonra yorgunlukla, ışıkla, ortamla, kendi entelektüel durumuyla keyfine bırakıyoruz hastaları. Çünkü sağlık açısından tabii ki her hastanın, her insanın yaz da olsa, kış da olsa ultraviyoleden korunması lazım. Normal takılan bir cam da ultraviyoleden korur. Yani şu an arkamızdaki cam ultraviyoleden korur. Balkonda yetişen bir çiçekle hemen içeride yetişen bir çiçeğin aldığı ultraviyole besin aynı değildir. Çünkü cam normal bir cam da ultraviyole kırıyor. Dolayısıyla 0-25-0-50 numara olup da gözlükle gezen bir insanın gözüyle takmayan insanın gözünün aldığı ultraviyole aynı değil. Zaten katarak gelişimi, korneadaki değişiklikler, sarı nokta hastalığı gibi makül hastalıkları en önemli etken, yaşla beraber, oksidatif etkilerle beraber en önemli etken ultraviyole. Yani ben gözümü korumak istiyorum diyorsansa aslında 0.25 de olsa, 0.50 de olsa
dışarıda da gezerek takabilirsin yani. Kullanmak gerekiyor. Tabii, faydası güneş var. Güneş gözlüğüyle ilgili kısımlarda yaz kış kullanın dediniz. Güneş gözlüğünü kesinlikle yaz da olsa kış da olsa takılmasını istiyoruz. Birçok farklı firma var. Birçok farklı, artık piyasa o kadar çok genişledi ki birçok yerde farklı şekillerde gözlükler takılabiliyor. Ama kendi gözümüzü korumak adına sadece o şıklık değil, onun dışında cam kalitesi de önemli. Tabii bunun ki. İçin herhangi bir gözlük takıyor olmalarının, hani biraz önce çiçek örneği verdiğiniz zaman herhangi bir camın işe yaramadığını söyleyebilir miyiz bu anlamda? Dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de camlarını seçerken bir öneriniz var mı? Onları tespit edebilirler mi? Yoksa doktorlarına mı danışsınlar? Ne yapsınlar? Yani hekimin tabii önerileri olur. Renk tonlarında önerilerimiz olur. Dinlendirici renk tonları vardır. Çalışma ortamı özellikle kahverengi, hem beyin hem de göz adına dinlendirici bir tonu şey vardır, etkisi vardır. Gözlük camı seçerken öneri olaraktan oval camlardan uzak durmalarını isteriz. Oval camların yarattığı prizmatik etkiler, yani cisimlerin yerlerini değiştiren etkileri vardır. Hasta biraz baş dönmesi, odaklanamama, yorgunluk şikayetleri olabilir. İkincisi tabii numara ile içinde numara barındıran, yani hiç numarası olmayan hastalarımıza numara veren, çok ucuz olup da merdiven altında satılan veya sokaklarda satılan camların acaba ham maddeleri, ışık kırma oranları, yani sağlık onayına, Sağlık Bakanlık onayından geçmeyen camların bir takım yan etkileri var. Gözde yine de aman gözünüzü bozar diyemiyoruz ama emmesi gereken, süzmesi gereken ultraviyolenin tamamını süzmeyebilir. Zaten renk tonları ve koyuluklarına göre ultraviyole süzme oranları vardır gözlüklerde. Amacımız en fazla ultraviyole süzen, en net, en rahat görüntüyü veren. Ben kendimde kahverengi gözlük kullanırım. Yani en dinlendirici gözlüktür çünkü. Kahverengi gözlükler konusunda böyle bir öneride bulunalım o zaman. Evet, hem dinlendiriyor. Evet, kahverengi daha güzeldir, evet. Daha iyidir. Siyahların bir daha böyle zaten koyu koyu bir etkisi olabiliyor ama kahverengi konusunda böyle bilimsel bir yanının olması oldukça hoş aslında. Evet, doğru. Bugün birçok konuyu sorduk size hocam. O kadar ayrıntılı anlattınız ki bize. Programın başında konuştuk, bir sürü konu var. Ne yapacağız, ne edeceğiz dedik ama yine var sorularımız. Ama biz ayrılan süre bitti. O yüzden de bizi kırmadınız, geldiniz, bu yoğunluğunuza geldiniz. Çok mutlu oldum. Ben çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağırladınız bizi, teşekkürler. Bugün Sağlık Olsun programında Metin Hoca'yı ağırladık. Göz doktoruydu kendisi ve biz bu alanda ona sorabileceğimiz her şeyi sormaya çalıştık aslında ama biz ayrılan sürenin bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta Sağlık Olsun programında yeniden yeni konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Müzik